Taksim Gezi Parkı'na AVM yapılması için girişilen tahribata karşı başlatılan protestolar, polisin halkın canına kastenen saldırıları sonrasında dalga dalga ülkenin dört bir yanına yayılmıştır. Kesintisiz ve artarak süren protestoların vesilesi olan Taksim Gezi Parkı'na AVM yapılmasına bu kadar geniş bir şekilde karşı çıkılmasının temel nedeni uzunca bir zamandan beri toplumun değişik kesimlerinden gelen talepler karşısında AKP hükümetinin ve özellikle başbakanın kibiriyle desteklendiği polis şiddeti, kaba kuvvet, gaz, jör, su, tazeli saldırılarla yanıt vermesi sonucu yüzlerce yaralı, binlerce gözaltı ve son olarak ilimizde Abdullah Cömert'in ölümüyle artık insanların tahammül sınırlarının zorlanmış ve kitlesel bir tepkiye dönüşmüştür. Keskin aldığı 4-5 Haziran grev kararını Antakya'da da uyguluyoruz, hayata geçiriyoruz. Özellikle iş yerlerinde bugün ikinci gün grev, ikinci gün çok yoğun bir katılım var. Antakya'nın bu son yaşanılan süreçle ilgili Gezi Parkı'ndan dolayı çok ciddi bir gerilim ve çatışma ortamının olduğu da görülüyor. Polisin sert müdahalesi sonucu bir gencimiz hayatını kaybetti. Buna yoğun tepki var. Dün yüz binleri bulan bir katılımla cenazemizi defnettik. Bugün de iş bırakarak, esnaf da kepenk kapatarak greve destek veriyor. Görevimizin talepleri net ve anlaşılır. Güvenceli bir iş, insanca yaşanılacak bir ücret istiyoruz. Uzun süreden beri ileri demokrasi adına toplum üzerinde, halk üzerinde ve emekçiler üzerinde estirilen baskı ve sömürü politikaları, yaşam alanlarına, özgürlük alanlarına yapılan müdahaleler bir gaz cumhuriyetine dönüşen ülkemizde toplumsal bir tepkiyi ve öfkeyi patlama noktasına getirmiştir. Bu öfkenin demokratik zeminde barışçıl ve şiddete bulaşmadan kitleserek sürmesini. Hükümete tekrar çağrıda bulunuyoruz. Gezi Parkı ile ilgili alacağı kararları tekrar gözden geçirsin. Orada yapılacak AVM inşaatının inşaatı iptal edilsin. Özellikle bu gösterilerde kullanılan, yoğun kullanılan kullanılan biber gazı yasaklansın. İnsanlar özgür, eşit bir ülkede yaşasın, düşüncelerini özgür bir şekilde ifade etsin diye düşünüyorum. Demokratik kitle örgütleri, demokratik taleplerini farklı biçimlerde de dile getirebilirler. Dile getirmenin bir yöntemi de sokakta, şurada, burada demokratik siyasal kanallarını da kullanmaktır, gösteri kanallarını kullanmaktır. Ki burada AKP'nin uyguladığı yöntem ise bunlara en sert şekilde cevap vermek olmuştur. İlimizde de bu bariz bir şekilde kendisini göstermiş. Bir ölümün ilimizde çıkması, Abdullah Cömert'in ilimizde öldürülmesi ise bunun en güzel göstergesidir. İki gündür, üç gündür, daha doğrusu cumartesiden beri burada Armutlu halkı üzerinde estirilen terör, kamu emekçileri üzerinde estirilen terör bunun en güzel göstergesidir. Kabul edilebilir hiçbir yanı yok. Bunu nefretle kınıyor. Bir an önce hem Hatay Emniyet Müdürü, hem Hatay Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürü, İstanbul Valiliği'nin bir an önce görevden alınması gerekir diye belirtiyorum. Halkımızın çıkışıyla ve tüm Türkiye dalga dalga yayılan artık bir öfkenin patlamasıdır. Ülkedeki giderek faşist diktatörlüğe doğru giden bir rejime karşı demokratik bir direniştir. Tüm emekçilerin, kamu emekçilerin, işçi sınıfının, tüm yurttaşların eşit yurttaş olma, Alevilerin, Kürtlerin, bu ülkede demokratik bir toplum yaratma, layık demokratik bir ülke yaratma, bilimsel layık demokratik eğitimin sağlanması ve tüm yurttaşların inançlarından, dillerinden, kültürlerinden öteki hale getirilmediği, eşit yurttaş kılındığı, insanların ibadetlerine, inançlarına, siyasi iktidarı ele geçiren güçlerin müdahale etmediği bir Türkiye üzerinden ve özellikle emek ve alın terimiz için iş güvencesi, iş güvencesi, iş güvencesi diyorum.